Buyur abicim. Hocam, abi. Ahmet hocam, şimdi sen benim diyorsun ya, sen benim ne kadar objektif olduğumu bilmiyor musun Abdülkerim'cim diyorsun. Biliyorum. Peki sen benim seni ne kadar sevdiğimi bilirsin değil mi? Tabii ki. Sana karşı hiçbir komplonun içinde olmam. Asla. Yani seni de mahcup duruma düşmek için asla hiçbir şey yapmam. Asla. Tamam mı? Ancak hata yaparım, bir şey yaparım falan filan. Yalnız bugün seni dinleyenler, tamam ben öyle olmadığını anlayabilirim. Ama seni seyreden milyonlarca beyaz futbol izleyicisi senin söylediklerinden şunu çıkarıyor. Bugün Cüneyt Çakır olmasaydı, Onur, maçın hakemi normal bir hakem olsaydı, diyelim ki yabancı, İngiliz falan, yani normal bir hakem olsaydı, normal kararlar alınsaydı, bugün maçı 1-0 Beşiktaş değil, 1-0 Galatasaray kazanmıştı. İspat edeyim mi? Hocam, ispat edeyim mi? Ortada ben bir ben hakem olsaydım. Hocam, bir dakika, işte sonra anla, ben anlatıyorum onu. Peki. İspat etme, çünkü sana göre Beşiktaş haksız bir penaltı kazandı. Penaltıdan önceki free kick olmaz, çift vuruş olmaz dediğin için, evet, o penaltı olmayacak. Dolayısıyla Beşiktaş gol atamayacak. Tamam mı? Beşiktaş'ta oyun boyunca bir bariz üstünlüğü yoktu. Galatasaray'da sana göre %100 penaltı olan Onyekuru pozisyonunda penaltısı verilseydi, Galatasaray bu maçı bugün 1-0 kazanmıştı. Senin anlattıklarının özeti budur. Ha, pozisyonlar senin gördüğüne göre baktığında sen haklı olabilirsin. Tamam mı? Ama şimdi biz yine aynı şeye düşünüyoruz. Galatasaray, Beşiktaş bir derbi maçı oynamış. Ligde var olma yok olma maçı oynamış. Ve biz bütün bu maçı, bakın bu saate kadar teknik açıdan hocalar ne hata yaptı, hangi oyuncular saçmaladı, hangileri sahanın iyisiydi konuşamıyoruz. Yine biz var şöyle, Cüneyt böyle diyor diyor, bu konuyu gidiyoruz. Şimdi sen istemeden, mesela biz konuşamıyoruz futbol konusunda. Şenol Güneş'in hataları var, Fatih Terim'in hataları var, oyuncuların saçmalıkları var. Herkes buraya dikildi. Ben de onun için tekrar söylüyorum. Bir büyük futbol üstadı abimin söylediği sözleri tekrarlıyorum. Varı yoku geçelim. Cüneyt Çakır'ımıza sahip çıkalım. Getir geçin, bir daha bunu geçin varı yoku ya kardeşim. Sen, ya biz Cüneyt Çakır'ımıza sahip çıkalım. Biraz teknik detaylardan konuşalım. Var her şeyi bugün doğru yaptı, tek bitiren Cüneyt Çakır'dı, bitti. Tamam. Sadece ben...